anlat bana. Ne olur sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlat. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberimi anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolunu aydınlat. Sayın dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizler için hazırladığımız programı sunuyoruz. Sevgili Peygamberim 8. Sahibi Enver Ören. Yazan ve senaryo Rahim Er. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Yayına hazırlayan Abdurrahman Çapar. Kureyş kafirleri hicret etmiş müminlerin Mekke'de kalan mal ve mülklerine el koymuş vermiyorlar. Az sayıdaki Mekkeli Müslüman tam bir ateş çemberi içinde. Müşrikler bunlara eziyet üstüne eziyet yapıyor. Hatta ev ve eşyalarını bile tahrip ederek kullanılamaz hale getiriyorlar. Ama buna rağmen kafirler için asıl hedef Mekke'den çıkamamış bu bir avuç garip mümin değil. Onlar için düşman ve tehlike Medine. Medine denince tüyleri diken diken oluyor. Biliyorlar ki Medine gün gün devleşmektedir. Bu tehlikeyi yerinde ve daha büyümeden boğmak lazım. Bunun için Medineli Yahudiler kışkırtılıyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ortadan kaldırma planları tezgahlanıyor, savaşlar tasarlanıyor. Ancak savaş para demek. Parayla savaşılır, parayla zafer kazanılır. Öyle zannediyorlar. O halde bir büyük savaşı karşılayacak para nasıl bulunacaktır? Düşünülen çare şudur. Ev ev, bütün Mekke'den para, eşya veya hayvan ne varsa toplanarak Şam'a büyük bir ticaret kervanı gönderilecektir. 50 bin dinar sermaye ile 1000 develik bir kervan kısa zamanda hazırlanarak Şam yoluna girdi. Eşraftan Mahreme bin Nefel ve Amr bin As da kervanda. Müşrik kervanına 30 kadar silahlı muhafız eşlik ediyor. Şam'ın Gazze pazarına gitmekte olan bu kervanın reisi Mekkeli seçkinlerden Ebu Süfyan. Sevgili Peygamberimiz kervan haberini alınca bu malumatı daha da derinleştirmek istediler. Bu maksatla birkaç muhacire vazife tevdi ettiler. Görevli sahabiler Zülaşire mevkiine geldiklerinde Ebu Süfyan idaresinde bir büyük Şam kervanının birkaç gün evvel buradan Şam istikametine geçip gittiğini öğrendiler. İstihbarat peşindeki sahabiler bu malumatı getirince iki cihanın en üstünü hemen bir durum değerlendirmesi yaptılar. Anlaşılan o ki Kureyş bir büyük hücuma geçmek için ciddi hazırlıklar içindedir. Bu alışverişten elde edeceği kazancı silah ve diğer ihtiyaçlara yatırarak Medine üzerine taarruza geçecektir. Buna mutlaka ama mutlaka mani olmak lazımdır. Efendimiz emir buyurdular. Talha İbni Abdullah ve Sa'd İbni Zeyd kervanın dönüşünü takip edecektir. Baş üstüne ey Allah'ın Resulü. Baş üstüne ey Allah'ın Resulü. Hazreti Talha ve Hazreti Sa'd radıyallahu anhuma Cevar mevkiine kadar geldiler. Keşdidi Cehni isminde biri onları misafir etti. Diğer taraftan seçkinlerin seçkini sallallahu aleyhi ve sellem derhal hazırlığa başladılar. Tarih Hicri takvimin 2. yılı Ramazan-ı Şerif ayı. Günlerden 8 Ramazan pazartesi. İşte danışıp konuşarak verilen karar. Düşman kervanına Şam dönüşü el konacaktır. Müzik
Kainatın efendisinin emir ve komutasında dinimizin şan, şeref ve izzeti ve var olması ve yükselmesi için düşmana hücum etmek, esir almak, esir olmak, mecbur kalınırsa öldürmek veya şehit olmak. İslam'ın kara sevdalısı sahabiler için en büyük arzu. Sefere iştirak etmek isteyenlerden biri de Ümmü Varaka isminde bir hanım sahabi radıyallahu anha. Daha sonraki asırlarda hep şanlı numuneleri görülecek olan binlerce aslan yürekli anadan biri. Cephenin gerisinde hizmete, en önünde cihada koşan mübarek kadınların ilki ve öncüsü. İşte aynı zamanda hafız-ı Kur'an olan Ümmü Varaka sevgili peygamberimize istirhamlarda bulunuyor. Bütün ashab yek vücut, yek kalp konuşmaları biliyorlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben de sizlerle gelmek, müminlere hizmet etmek, şehit olmak istiyorum. Buyurdular ki, ya Ümmü Varaka, sen burada kal. Evinde Kur'an-ı Kerim oku ve bizlere dua et. Şüphesiz ki Allah-u Teala sana şehitliği nasip eder. 3 kişi muhacirinden, 5 kişi ensardan olmak üzere toplam 8 sahabi Bedir seferinden izinli. Sevgili peygamberimiz namaz kıldırmak için Abdullah İbni Ümmü Mektum'u Medine'de vekil bıraktılar. Medine'den 1 mil ayrıldıktan sonra Ebu İnebe kuyusu yanında Peygamber Efendimizin emriyle çadırlar kuruldu. Allah'ın Resulü eshabını teftiş ediyorlar. Hasta, sakat, çocuk ve yaşlılara sefere çıkma izni yok. Fakat bir sahabi daha 16'sında olduğu halde ona izin veriliyor. Umeyr bin Ebi Vakkas'ı abi Sa'd bin Ebi Vakkas bir kayanın arkasına saklanırken gördü. Umeyr? Sen misin abi? Niye gizleniyorsun orada? Resulullah beni de çocuk sayarak geri yollayabilir. Çok mu büyüksün yani? Ama ben Allah için şehit olmak istiyorum. Söz dinlemesini bilmeyene şehitlik nasip olur mu? Söz dinlemesini öğren, inşallah şehitlik de arkadan gelir. Az sonra onu gören bazı müminler peygamberimize haber verdiler. Efendimiz Umeyr'i çağırdılar. Resulullah'ın huzurunda ayakta dururken belindeki kılıcın ucu neredeyse yere değiyordu. Merhamet Sultanı, Büyük Nebi, Umeyr'e olmaz buyurdular. Sen geri dön, yaşın daha çok küçük. Fakat korktuğuna uğrayan Umeyr ağlamaya başladı. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Lütfen müsaade ediniz. Ben de gelmek istiyorum. Ben de şehit olmak istiyorum. Lütfen beni geri yollamayınız. Şehit olmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu günahsız gencin arzulu yalvarışına, boncuk boncuk akan gözyaşlarına dayanamayarak peki dediler, gel. Müslümanların 70 deve ve 3 atı var. Az mümin ve kılıç var. Zırhlı insan sayısı ise onu bulmuyor. Teftiş bitince yürüyüş başladı. 2-3 sahabi bir deveye nöbetleşe biniyorlar. Fahri Kainat Efendimiz de bir deveyi Ali bin Ebi Talip, Merset bin Ebi Merset ve Ebu Lübabe ile paylaşıyorlar. Hazreti Lübabe'nin Mekke'ye vali olarak gönderilmesinden sonra onun yerini Zeyd İbni Haris aldı. Son peygamber 2 arkadaşıyla aynı deveye ortaklaşa biniyor. Sırası gelince de hayvandan inerek yaya yürüyor. Ya Resulallah, çok üzülüyoruz. Çok mahcup oluyoruz. Evet ya Resulallah. Siz lütfen deveden inmeyin. Bizim için zahmete katlanmayın. İşte alemlerin sultanının cevabı. Siz yola benden daha çok dayanıklı değilsiniz. Ben de sevaba sizden daha az muhtaç değilim.
Ya Müslümanlar beklenmedik bir yerde baskın verip bu koca serveti elinden alırlarsa? Ebu Süfyan birden paniğe kapıldı. Mekke'nin her şeyi demek olan bu kervanın Medine'nin eline geçmesi Müslümanlara büyük bir maddi güç kazandıracağı gibi Mekke'yi de iktisadi bakımdan zora sokacaktı. Hemen Gıfar aşiretinden Zamzam bin Amr'ı yanına çağırdı. Ya Zamzam. Buyur ya reis. Al şu keseyi bakayım. Emret reisim. Öldü öleyim. Kervan tehlikede. Çabuk Mekke'ye koş. Müslümanların her an baskın verebileceğini bildir. Çabuk hadi. Rüzgarla yarışacağım. Zamzam'ın Mekke'ye gelmesinden 3 gün evvel Atike binti Abdülmuttalip bir rüya görmüştü. Sırlarla dolu bir şey. Sabah kalktığında hala rüyanın tesirindeydi. Abbas bin Abdülmuttalip'e haber göndererek yanına çağırdı. Hayırdır? Merakta kaldım ya Atike. Umarım endişe edecek bir şey yoktur. Heyecanın bir faydası yok kardeşim. Hele önce şöyle bir otur. Evet. Oturdum, seni dinliyorum. Tahmin ediyorum ki yakında Kureyş'in başına bir musibet gelecek. Bunu da nereden çıkardın durup dururken? Hayır kardeşim, ne durup dururken? Dün gece bir rüya gördüm. Korkunç bir şey. Hala tesirindeyim. Sanki hala o anı yaşıyorum. Korkunç bir rüya. Garip. Tez anlat bari, bir kahine falan gidelim. Bir şey yapalım. Hayır hayır. Kahin mahin istemem. Yalnız kimseye söyleme. Ya hayır, söylemem. Çabuk anlat. Deve üstünde bir adam gördüm. Deli mi desem, çılgın mı desem, yalancı mı desem. Tuhaf bir insan. Üstünde bir acayip kıyafet. Ebdahta durmuş bağırıp çağırıyor. Ey Kureyş! 3 güne kadar savaş meydanında vurulup düşeceğiniz yerlere yetişiniz. Bu nidayı avazı çıktığı kadar bağırarak 3 kere tekrarladı. Kureyşliler başına toplandılar. Sonra adam Mescid-i Haram'a girdi. İnsanlar da onu takip ediyordu. Derken oradan çıktı. Yine aynı şekilde ve aynı sözlerle bağırmaya başladı. Ardından Ebu Kubeys Dağı'nın tepesine tırmandı. Malum sözleri ardarda 3 kere orada da tekrarladı. Sonra dağın tepesinden şehrin üstüne bir koca kaya yuvarladı. Kaya parçalar saça saça hızla aşağı indi. Kayadan fırlayan parçaların isabet aldığı her ev çöküyordu. Evet, müthiş, müthiş bir rüyaymış. Endişende haklıymışsın. Abbas, Atike'nin yanından tuhaf bir ruh haliyle ayrıldı. Rüyanın muamması onu da sarsmıştı. Yolda Velid bin Utbe ile karşılaştı. Velid, arkadaşındaki garipliği hemen sezdi. Abbas, bir şey belli etmemeye çalıştıysa da Velid onu sıkıştırarak meseleyi anladı. Abbas, Velid bin Utbe'den rüyayı kimseye anlatmamasını rica etti. Velid söz verdi ama babasına nakletmekten de geri kalmadı. Ertesi gün bütün Mekke bu rüyayı öğrenmişti. Abbas Kabe'yi tavaf ederken Ebu Cehil de bir grup ahbabı ile ileride oturmuş Atike'nin dedikodusunu yapıyordu. Abbas'a seslendi. Ya Ebel Fadl, tavafı bitirince yanımıza gel. Olur, geliyorum. Abbas, Ebu Cehil'in yanına gidince hiç beklemediği bir sualle şaşırdı. Şimdi de Abdülmuttalip oğulları ortaya kadın peygamber çıkardı, öyle mi ya Abbas? Anlamadım, bu ne demek? Açık konuş. Atike'nin şu malum rüya meselesi. Ne rüyası? Ne rüyasıymış? Aranızdan bir erkek peygamber çıkardığınız yetmezmiş gibi şimdi de kadın peygamber safsatası, öyle mi? Vay, iftira! Atike güya rüyada görmüş ki biri, ey Kureyş, 3 güne kadar vurulup düşeceğiniz yerlere yetişin diyormuş. Eğer doğru söylüyorsa elbette şu günlerde bir şeyler ortaya çıkar. Fakat 3 gün geçmesine rağmen herhangi bir fevkaladelik olmazsa ne yapacağımızı biliyoruz. Ne yapacaksınız?
Araplar arasında Abdülmuttalip kadınlarından daha yalancı insan olmadığına dair bir yazı hazırlatarak bunu her tarafta dolaştıracak ve sonra da götürüp Kabe duvarına asacak. Yalancı sen ve kabilendir ya Eba Cehil. O akşam hadiseyi işiten Abdülmuttalip kabilesinin kadınları Abbas'ın başına üşüştüler. Demediklerini bırakmıyorlar. O şeytan yüzlü adam. Abdülmuttalip erkeklerine saldırırken sen sustun ha. Yazıklar olsun ey Abbas. Biz ki seni bahadır bilirdik. Sadece erkeklere mi? Ebu Cehil melunu Abdülmuttalip kadınlarına da hakaretler yağdırmış. Ama Abbas yine ona bir şey yapmamış. Yazıklar olsun. Bir şerefsiz sefil adam bizlere demediğini bırakmayacak da kabilemizin erkekleri sus bu solup çıt bile çıkarmayacak. Ben ona yarın ne yapacağım göreceksiniz. Yeter ki aynı şeyleri bir kere daha desin. Atike'nin rüyasının üçüncü günü sabahında Abbas kan beynine sıçramış bir halde Mescid-i Haram'a gitti. Ebu Cehil oradaydı. Aynı sözleri bir kere daha söylettikten sonra haddini bilmez bu azgına çullanarak esaslı bir meydan dayağı atacaktı. Ama ortalığı velveleye veren bir adamın zuhuru her şeyi alt üst etti. Hey Kureyş! Şam kervanı tehlikede! Müslümanlar kervanı bastı batacak! Durmayın! Çabuk Ebu Süfyan'ın imdadına yetişin! Yetiştiniz yetiştiniz! Yetişemezseniz kervan Müslümanların eline geçecek! Kesin, kesin gürültüyü. Ben sizi hep ikaz ettim. Siz hep uyudunuz. Sonunda olacak buydu işte. Nihayet Müslümanların izniyle Mekke dışına çıkacağız. Öldük mü ya Ebu Cehil? Kureyş yiğitlerine ne oldu? Bilmiyorum ya Süheyl. Şu toplanmış insanlara sor. Ey Kureyş! Şu Muhammediler gibi 10 kat düşmana karşı gelmeye var mısınız? Varız! Duydun mu ya Ebu Cehil? Duydum ve memnun oldum. Savaş başlamıştır. Fakat savaşa iştirak etmeyenler vardı. Ebu Leheb ve Umeyye bin Halef. Kureyş'in bu iki çok namlı insanı nasıl olur da akından geri kalırlardı? Ebu Leheb Atike'nin rüyasından korkmuştu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı dinmez kinler beslemesine rağmen rüyanın kendileri için pek de iyi olmayan şeyleri haber verdiğini sezdiğinden evinde kalmıştı. Ebu Cehil ve diğer Kureyş reisleri yanına gittiler. Sen bu kavmin büyüğüsün. Sen gelmezsen bizim sözümüzü kim dinler? Ebu Cehil doğru söylüyor. Sen hepimizin büyüğüsün. Mutlaka yanımızda olmalısın. Hayır, ben gelmeyeceğim. Siz gidin. Ya Ebu Leheb, senin bu sefere katılmanı istiyoruz. Söz almadan şu eşikten dışarı adım atmayız. Yemin olsun yerimizden kıpırdamayız. Evet, günlerce burada kalır yine fikrimizden caymayız. Pekala. Öyleyse şöyle yapacağız. Ben yine gelmeyeceğim ama yerime adam göndereceğim. Kimi? Kardeşin As bin Hişam'ı. İflas ettiğinden kendisinde olan 4000 dinarımı alamadım. Söyleyin. Onda olan bu alacağıma karşılık benim yerime sizinle harbe girsin. Buyurun. Maksat hasıl olmuştur. Ebu Leheb kafirinin yanından ayrılan Ebu Cehil, Ukbe bin Ebi Muayt'le birlikte Umeyye bin Halef'in kapısına vardılar. Umeyye, daha evvel Sa'd bin Muaz'dan Efendimizin bir sözünü işitmiş ve iyiliklerine kadar titremişti. Benim ümmetim Ümeyye bin Halef'i katleder. Bu yüzden savaşa gitmek istemiyorum. Geldim, geldim. Ya Ümeyye. Oh, siz misiniz ya Ebu Cehil? Ukbe'nin elindeki o ateş dolu tava nedir öyle? İçeri gelmez misiniz? Vaktimiz dar ya Ümeyye. Bir şeyden haberiniz yokmuş gibi öyle serin davranma. Durma. Çabuk atını, zırhını, kılıcını al ve gel. Ama ya Ebu Cehil, ben hem şişman hem yaşlıyım. Yalancı. İşine gelince yaşlı ve şişman olursun. Al öyleyse şu sürmeyi, kadınlar gibi evinde otururken gözlerine çekersin.
Ukbe, ateşe buhur dök de ver ki bizden sonra tütsülensin. Hayır, ben kadın değilim. Buhur da sürme de size kalsın. Ben ömrüm boyunca şerefli ismime leke sürdürmedim. Birazdan orada olacağım. Siz gidin. Umeyye hemen evden çıkarak Mekke'nin en seçme ve en süratli devesini sahibine bir dolu para ödeyerek satın aldı ve hazırlık için evine geldi. Hayrola ya Ümeyye? O kadar bineğin varken bu deve nedir? Bu telaş nedir? Harbe gidiyorum. Ne? Ne dedin? Harbe mi? E peki o Medinelinin dediğini unuttun mu? Hayır, hayır unutmadım. Ama Ebu Cehil gibi bir bela yapıştı yakama. Söz verdim. Bir miktar aralarında bulunup ayrılacağım. Ayrılacakmış. Sen öyle zannet. Ebu Cehil'in pençesine düştükten sonra artık ayrılamazsın. Hem Müslümanlar senin Bilal'e ettiklerini unuttular mı sanıyorsun? İstedikleri kadar unutmasınlar. Örmez zırh ve dövme zırhlara bürünmüş, kılıçlı, mızraklı, yerinde duramayan cins Arap atları ve soylu develere binmiş müşrik ordusu. Arkada tef ve şarkılarıyla orduyu coşturan şarkıcı kadınlar, hürriyetlerine kavuşmuş cariyeler olduğu halde yürüyüş başladı. Müminler Bedre doğru yol alıyorlar. Akit mevkiindeyken sevgili peygamberimiz, eshabı arasında Medineli müşriklerden Hubeyb bin Yesaf ile Kays bin Muharris'i gördüler. Cesur ve mahir bir savaşçı olan Hubeyb, bütün yüzünü örtecek şekilde bir miğfer giymiş olmasına rağmen kainatın efendisi kendisini tanıdılar ve Sa'd bin Muaz radıyallahu anha, "Ya Sa'd, sağ tarafında giden Hubeyb bin Yesaf değil mi?" diye sual buyurdular. "Evet ya Resulallah, Hubeyb ve Kays." İslam'a gelmedikleri halde bu iki kişi İslam saflarında ne arıyordu? Onların bu saflarda ne işleri olabilirdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki yabancıyı yanlarına istettiler. "Siz ne maksatla bizimle geliyorsunuz?" Cevapları şu: "Anneniz Halime Hatun tarafından sizinle akrabayız. Ayrıca şimdi de komşuyuz. Tecrübeli birer cengaveriz. İyi dövüşürüz. Saflarınızda Mekkelilere karşı çarpışmak, buna mukabil biz de ganimet malı almak istiyoruz." Peygamberimiz sordular: "İslamiyet'e girdiniz mi?" "Hayır, Müslüman değiliz." "Öyleyse geldiğiniz yere geri dönün. Bir müşrike karşı bir başka müşrikin yardımını kabul edemeyiz. Dinimizde olmayan saflarımızda da olamaz." Yürüyüş devam ediyor. Bir zaman gittikten sonra Hubeyb, Beyda'da bir kere daha Efendimiz'e geldi ve kendilerine de izin verilmesi için ısrar etti. "Benim nasıl bir kahraman muharip olduğumu, düşman saflarına nasıl gedikler açtığımı herkes bilir. Müslüman olmamızı şart koşma. Sırf ganimet almak için saflarınıza mücadele etmemize izin ver. Hasımlarınla dövüşelim." Sevgili peygamberimiz, "Allah'a ve Resulüne iman ettiniz mi?" diye sordular. "Hayır," dedi. "Öyleyse geri dönünüz," buyurdular. Geri döndüler. Müslümanlar Ruha'ya geldi. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki, "Ruha, Arap vadilerinin en güzelidir." Ruha'da konakladılar. Hubeyb bin Yesaf geri dönmüşken tekrar Müslümanların yanına geldi ve Resulullah'ın yüksek huzurlarına çıkmak istediğini bildirdi. Alemlerin efendisi kabul ettiler. Hubeyb ısrar ediyor: "İzin ver, ben de Mekkelilere karşı çarpışayım." Efendimiz reddediyorlar: "Dinimizde olmayan saflarımızda da olamaz ya Hubeyb. Önce Müslüman ol, sonra çarpışırsın." İşte o an Bedr yolunda İslam bir yiğit daha kazandı. Hubeyb bin Yesaf Müslüman oldu. Radiyallahu anh. Cevarda kervanın Müslümanlar tarafından takip edildiğini anlayan Ebu Sufyan, Şam, Bedir, Mekke hattını değiştirerek Bedir'i solunda bırakacak şekilde Şam Kızıldeniz sahil şeridine yöneldi ve bir an evvel takipten kurtulmak için kervanın süratini arttırdı.
Kervandakilerden bazıları önce vaziyeti kavrayamadıkları için hem gidiş yolunun değiştirilmesi hem de kaçarcasına gidilmesine bir mana verememişlerdi. Nihayet tehlike kalmadığına, selamet sayılacak bir yere vardıklarına kanaat getirince Ebu Süfyan bin Harp hızını kesti ve yanına Kays bin İmrül Kays'ı çağırarak bir tehlike geçirdik. Ne olur ne olmaz diyerek Zamzam'ı Mekke'ye yardım getirmesi için yollamış. Evet ya Ebu Süfyan. Şimdi böyle bir tehlike kalmadı. Hemen bineğine atla ve Kureyş'i nerede olursa olsun bul ve tehlikenin geçtiğini haber ver. Vazifen gayet mühimdir. Lüzumsuz yere kan dökülmemeli. Çabuk olmalı. Derhal. Kays, Kureyş ordusunu bir istirahat anında buldu. Kim bu gelen? Kays'a benziyor. Kays kervanla değil miydi? Eyvah, korktuğumuz başımıza geldi. Atlama, haberci bir gelsin hele. Artık kervan emniyette. Ebu Süfyan yardıma lüzum kalmadı dedi. Haberiniz olsun. Böyle haber de olmaz olsun. Sen ne diyorsun ya Kays? Ben bir şey demedim ki. Deme. Savaş başlamıştır. Düşman hak ettiği cezayı alacaktır. Hadi bak git. Gelen haber Ebu Cehil'in canını sıkmıştır. Belki fikir değiştiren vardır diyerek orduyu fışkırttı. Benim korkum bütün Arap kabilelerinin Müslüman olarak yolumuzdan çıkmaları ve nesillerin bozulmasıdır. Eğer biz evlatlarımızın Müslüman olmalarına razıyız diyorsanız hadi geri dönelim. Sen bilirsin diyorsanız ben cenk diyorum. Siz ne diyorsunuz ey Kureyş? Cenk! 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 Kureyş'in bir orduyla üzerlerine gelmekte olduğunu öğrenen Resulullah Efendimiz Ashab-ı kirama buyurdular ki, kervanı mı takip edelim, gelen düşmanı mı karşılayalım? Ey ashabım, siz ne dersiniz? Fikriniz nedir? Bazıları Kureyş kervanının takip edilerek kendilerinin Mekke'de kalan ve düşmanın gasp edip bir türlü vermediği mal ve mülklerine karşılık onların kervanına el konulması taraftarıydı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer efendilerimiz cihad etmekten yanaydılar. Ya Resulallah, bu gelenler Kureyş'in Müslümanlara en fazla düşmanlık besleyenleridir. Eğer izin verirseniz bunlarla cihad etmek isteriz. Evet, ya Resulallah, eğer bu müşrikler mağlup edilirse İslam'ın önündeki mühim engellerden biri kalkacaktır. Miktat İbni Esved Hazretleri söz aldı. Ya Resulallah, Allah-u Teala ne emrediyorsa öyle yapınız. Canımızı, malımızı, her şeyimizi Allah ve Resulünün yolunda feda etmeye hazırız. Ta Habeş diyarına gitsen gideriz. Sana bağlıyız ve kararını bekliyoruz. Öl dersen ölürüz. Bu can nedir ki senin için vermeyeyim? Mekkeli Müslümanlar böyle diyordu. Ya Medineli Müslümanlar ne diyor? Ensardan Sa'd bin Muaz Hazretleri söz aldı. Ya Resulallah, biz sana iman ettik. Nübüvvetini tasdik ettik. Her ne getirdiysen haktır ve doğrudur. Seninle Akabe'de sözümüz var. Her nerede olursa olsun, her ne bahasına olursa olsun canımızı Allah Resulü'nün uğruna vermeye hazırız. Emrinizin başımız üstünde yeri vardır. Bir denizin bir ucundan girip öbür ucundan çıkacağız desen gözümüzü kırpmadan suya atlarız. Harpte elbette sabredecek ve en şerefli şekilde dövüşeceğiz. Arzumuz Allah'ın Resulünü sevindirmektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlere çok memnun oldular. Ve Miktat ve Sa'd Hazretlerine de dua ettiler. Ve Eshab-ı Kiram'a şu müjdeyi verdiler. Ey hesabım, size müjdeler olsun ki Hak Teala Hazretleri
bana düşmanın iki kafilesinden birini ele geçireceğimizi vaat etti. Ya Şam'a giden ticaret kervanı veya Kureyş ordusu malı mülkü ile Müslümanların olacaktır. İnşallah ya Resulallah. İnşallah. Sevgili Peygamberimiz, Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi, Hazreti Ali, Zübeyr bin Avvam ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da aralarında olduğu bazı sahabileri çevreyi tarayarak düşmanın yeri hakkında bilgi toplamaları için gönderdi. Sahabiler ayrılmadan onlara şunu buyurdular. Şu karşı küçük tepenin arka eteğinde bir kuyu var. Oraya bir bakın. Tarif edilen yere gelen Hazreti Esad, düşman sakalarını kuyudan su çekerken buldular. Müminleri gören sucuların bazıları develeriyle kaçtılarsa da ikisi yakalandı. İki sakayı İslam karargahına getiren Esad onları sorgulamaya başladılar. Ordunuz şu an nerede? Şu kum tepesinin ilerisinde. Sayıları ne kadar? Çok. Kaç kişi? Tam bilmiyoruz. Günde kaç deve kesiyorsunuz? Bir gün 9, bir gün 10. Peygamberimiz arkadaşlarına, demek ki 950 ile 1000 kişi arasındalar diye buyurdular. Sorgulama devam ediyor. Ordunuzda Kureyş eşrafından kimler var? Hemen herkes. Bu bilgi üzerine sevgili peygamberimiz Eshab-ı Kiram'a dediler ki, işte Mekke ciğerparelerini size feda etti. Bir kısım sucularını esir vermek kafir ordusunu harekete geçirdi. Temkinli bir şekilde Bedre doğru ilerlemeye başladılar. Sevgili Peygamberimiz o sabah namazdan sonra gün ışığının ışıl ışıl aydınlığında bu ışıltıdan daha aydınlık bir yüz ve daha ışıltılı tebessümlerle mübarek eshabına sordular. Yerimiz iyi mi? Bu menzilde mi karar kılalım yoksa karargahımızı başka yere mi nakledelim? Sabah açan güneş ve çıkan sıcakla kısa zamanda toprak sertleşmiş, çölde hareket zorluğu kalmamış, bütün kırbaların doldurulmasıyla su sıkıntısı sona ermişti. Habbab İbni Münzir söz aldı. Ya Resulallah, burada yerleşmek şahsi fikriniz midir yoksa vahiy mi geldi? Şahsi fikrim buyurdular. O halde şunu arz ve teklif ediyorum. Son kuyuya kadar çekilelim. O kuyunun suyu bol ve tatlıdır. Bunun önünde bir havuz açarak suyu havuza bağlayalım. Harp esnasında susadıkça havuzdan istifade ederiz. Diğerlerini taş ve toprakla doldurarak kör kuyu haline getirelim. Düşman bunlardan istifade edemesin. Ayrıca dediğim yer vadiye de hakim bir noktadır. Ama doğrusunu yine de Allah'ın Resulü bilir. Biraz sonra Cebrail aleyhisselam, Habbab bin Münzir'in teklifinin yerinde olduğuna dair vahiy getirdi. Vadinin Medine yakasındaki son kuyunun önünde karargah kuruldu. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, alemlerin sultanını güneşin yakıcılığından korumak istedi. Ey Allah'ın Resulü, şayet müsaade buyurursanız, size hurma dallarından bir çadır yapalım. Sevgili Peygamberimiz, Sa'd hazretlerine dua buyurdular. Kısa zamanda bir çadır yapıldı. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir çadıra girerken Sa'd bin Muaz da kılıcını sıyırarak kapıdan nöbet tutmaya başladı. Zaferden emin müşrik ordusunda tefler çalmakta ve azatlı cariyeler güzel sesleriyle nefisleri kamçılamaktadır. Savaştan bir önceki cuma gecesi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını eda ettiler ve namazdan sonra İslam düşmanlarının azılılarını isim isim saymaya başladılar. İslam düşmanları müminlerin ok veya kılıçlarından önce Resulullah'ın dua oklarıyla vuruluyordu.
Yaratılmışların en üstünü sevgili peygamberimiz, o cuma gecesini hiç uyumayarak çadırlarında sabaha kadar dua ederek geçirdiler. Dışarıda çisil çisil hafif bir rahmet yağarken büyük peygamber başı secdede olduğu halde yalvarıyorlar. Allah'ım, şayet bu mücahitler düşman elinde helak olursa, bundan sonra yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacaktır. Müminler bu harbi muhakkak kazanmak mecburiyetindeler. Eğer yenilirlerse Medine düşecek, kafirler müminlere karşı kanlı bir imha hareketine girişeceklerdir. Bu yüzden peygamberimizin gözüne uyku girmiyor. Bu sırada mücahitlerin bazısı ağaç diplerinde, bazısı kalkanların altında yağmurdan korunmaya çalışırken yarı uyur vaziyette sakin bir gece geçiriyorlar. Fırtına öncesi sessizlik. Namaz vakti girince kainatın efendisi çadırdan çıkarak mübarek arkadaşlarına seslendiler. Ey Allah'ın kulları, haydi namaza. Sabah serinliği ve yağmur sonrası güzelliği. Uzayıp giden incecik kum üzerinde önde diz çökmüş insanlığın en hayırlısı, arkada yine iki dizleri üstünde arkadaşları. Peygamber müezzini Bilal-i Habeş radıyallahu anh ezan-ı Muhammedi okuyor. Öyle bir okuyuş ki ruhlar biraz daha arınmakta, imanlar bir kat daha güçlenmekte. Şimdi peygamberler peygamberi imam, Eshab-ı Bedr cemaat. Birkaç kişi nöbetçi. Resulullah'ın yüksek bir belagatla okuduğu Fatiha-i Şerif ve Zamm-ı Sureler dupduru tabiatta dört bir yana yayılıyor. Sekiz izinli sahabi dışında Bedir mücahitlerinin sayısı 305. Böylece izinlilerle birlikte toplam Eshab-ı Bedr 313 kişi. Sevgili peygamberimiz, düşman henüz ufukta görünmeden orduyu nizama koymayı ve iyi bir mevki tutmayı kararlaştırdılar. Bu maksatla askerinin yüzü batıya bakacak şekilde safa girilmesini emrettiler. Sevgili peygamberimizin elinde bir ince uzun asa var. Bununla sen ileri çık, sen az geriye dur gibi talimatlar veriyorlar. Efendimiz böylece safları düzeltirken ileri çıkmış olan Sevat bin Gaziye'ye "Ya Sevat, geri çık." buyurarak asa ile karnına dokundular. Ancak o an beklenmedik bir şey oldu. Hazreti Sevat feryat etti. Ah! Canımı acıttın ya Resulullah. Seni hak, din ve kitapla gönderen Allah için kısas isterim. Eshab-ı kiram aleyhimür ridvan dona kaldı. Şu incecik çubuğun dokunmasıyla ne acı duyulur ki? Olsa bile aynı şeyin peygamberimize de tatbiki nasıl istenir? Bütün herkes hayretler içinde. Peygamberimiz mübarek karnını açarak sakin ve yumuşak bir şekilde cevap verdiler. Pekala, öyleyse hadi kısasını yap da helalleşelim. Sevat radıyallahu anh seri bir atılışla fırlayarak iki cihan sultanının mübarek karnına gonca gül misali yumuşacık bir öpücük kondurdu. Bütün ashab derin bir oh çekerken peygamberimiz sordular. Ya Sevat, niçin böyle yaptın? Ya Resulallah, bugün belki de ömrümün son günü. Bugün belki ölecek ve sizden ayrılacağım. Böyle muhtemel bir ayrılık fikri bile içimi hasretten kavuruyor. O yüzden hareketinize fırsat bilerek bu cüreti gösterdim. Allah Resulü'nün tenine değen teni cehennem ateşi yakmaz. Lütfen kusuruma bakmayınız. Merhamet kaynağı aziz peygamber mübarek sahabisine dua ettiler. Efendimiz emir buyurdular, İslam bayrağı hakim bir noktaya dikildi. Sevgili peygamberimiz sağ kanadın kumandasını Zübeyr bin Avvam'a, sol kanadın kumandasını Miktat bin Esvad'a verdiler. Kendileri merkeze ve bütün orduya kumanda edecekler. Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ı kendilerine muhafız ve yaver olarak tayin ettiler. Sevgili peygamberimiz
mücahitlere bir nutuk irad ettiler. Ey ashabım, şimdi bir harbe giriyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de Allah'ın emirlerini yapınız. Yasak ettiklerinden kaçınınız. Şanı yüce olan Allah, hak ve doğru olana emreder ve hiçbir hayrı mükafatsız bırakmaz. Burada Allah sevgisinden gayrı bir arzu ve istek kalplerde olmamalıdır. Onun rızası için olmayan bir işe sevap verilmez. Zahmet ve sıkıntılara sabreden iki cihanda selamete kavuşur. Çünkü Allah sabredenlerle beraber olduğunu Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Allah sizi aşağı bir halden şerefli bir hayata yükseltti. Onun peygamberi Allah'ın gazabının sizin birbirinize olan öfkesinden daha büyük olduğunu hatırlatır. Bu sebeple birbirinizle ihtilafa düşerek münakaşa etmeyiniz. Böyle yaparsanız korkak olur ve içinde bulunduğunuz nimetleri kaybedersiniz. O halde Allah'ın kitabında buyurduklarına sımsıkı sarılınız. Bunu yaparsanız Rabbiniz sizden razı olur. Onun size vaat ettiği zaferi düşünerek çarpışınız. Şüphesiz onun vaadi hak, sözü doğru ve azabı şiddetlidir. Kureyş ordusu gibi siz de gösteriş ve kendini üstün görme hatasına düşmeyiniz. Hay ve kayyum olan Allah'a güveniniz. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Ondan geldik, sonunda yine ona döneceğiz. Allah'ı çok anınız. Sevgili peygamberimiz, Allah'ı çok anınız buyurduklarında mücahitler bir ağızdan dağa taşı inlettiler. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ve Efendimiz son cümleyi ifade buyurdular. Allah günahlarımızı affetsin. Sevgili peygamberimiz sual buyurdular. Ey ashabım, düşmanla ne şekilde çarpışalım? Görüşü olan var mı? Asım bin Sabit radıyallahu anh şu taktiği teklif etti. Ya Resulallah, müşrikler ok menziline girdiklerinde yaylarımızla ok fırlatalım. Daha yaklaştıklarında onları taş yağmuruna tutalım. Daha da yaklaştıklarında kırılıncaya kadar mızraklarla mücadele edelim. Mızraklar kırılınca da şehit olana kadar kılıçlarımızla dövüşelim. Kahraman peygamber, cenk şeklimiz budur buyurdular. Bin develi süvari, 100 atlı süvari, 150 kadar da piyade askeri olan müşrik ordusunun tamamı tepeden tırnağa zırhlar içinde. Müslümanlar hakkında bilgi toplamak için Ebu Usame'yi gönderdiler. Ebu Usame gelince etrafını çevirdiler. Anlat ya Usame, ne gördün? Ne deve yükleriyle erzak, ne sıra sıra yedek silahlar, ne kılıç işlemez zırhlar, ne göz alıcı atlar gördüm. Sayıları da bizden çok az. Olsa olsa üçte birimiz kadar. Yani bir savaşı kazanacak şartlardan mahrum görünüyorlar. Yaşa Ebu Usame, var ol! Bir dakika, bir dakika. Acele etmeyin de diyeceklerimi iyi dinleyin. Ne dedim? Ne dedin ya Usame? Herhalde şu tastaki şarabın yakut rengini öldün. Dedim ki Müslümanlar bir savaşı kazanacak şartlardan mahrum görünüyorlar. Ancak bu sadece zahirde. Batında ne olacak? Kötü şeyler olacağından korkarım. O kadar rahat ve kararlı bir halleri var ki, onların huzurları bana huzursuzluk verdi. Evet, Müslümanların huzuru bana huzursuzluk verdi. İyilik ve merhamet kaynağı, Ekber peygamber, kan akmasını istemiyorlardı. Bir tarafta baba, diğer tarafta evlat. Bir tarafta kardeş, diğer tarafta küçük veya büyük kardeş. Dayı yeğen, amca yeğen gibi akrabalar karşı karşıya gelecekti. İçlerinden hidayete gelen çıkabilir. Bu sebeple bir harp olsun istemiyorlar. Onlar yola Kureyş'in mali bakımdan daha da güçlenmesini durdurmak için çıkmışlardı. Bu yüzden karşı tarafa sulh teklif edecekler. Hazreti Ömer'i müşriklere elçi olarak gönderdiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolladığı haber şu. Bu işten vazgeçerek geri gidiniz. Sizinle çarpışmak istemiyorum.
aramızda kan akmasın. Başka bir kavimle savaşmayı, Kureyş'le savaşmaya tercih ederim. Hakim bin Hizam konuştu. Bu teklifi kabul ediniz. O bu teklifi bizden korktuğu için yapmıyor. Korkmadığını nereden biliyorsun ya hakim? Bilmekten de öte, buna inanıyorum ya Eba Cehil. Casuslarımızın anlattıkları da işte ortada. Ne anlatmışlar? Ne var anlattıklarında? Hayallerden vazgeçelim Ebu Cehil. Hava giderken avlanmak da var. İnsan hayatında hesap dışı şeyler de olur. Sayılar bazen aldatıcıdır. Hayır. Yiğit Kureyş ordusunu yenecek bir kuvvet tanımıyorum. Müslümanların feci sonunu görür gibiyim. Barış teklifinizi reddediyoruz ya Ömer. Kimin sonunun feci olacağı görülecek ya Eba Cehil. Düşman ordusu akan kal tepesinde göründü. Zırhlar içinde geliyorlar. Miğferleri, mızrakları, kılıçları, atlarının koşumu güneş vurdukça yıldır yıldır yanıyor. Gelenlerin tepeyi aşarak vadiye inmeleri hayli zaman sürdü. 1000 kişiye yakın bir ordunun mağrurane intikali. Kibir ve gururla yaklaşan hasım orduyu ilk karşılayan sevgili peygamberimizin dua okları oldu. Allah'ım, işte Kureyş ordusu karşıdan sökün etti. Azametli ve mağrurlar. Allah'ım, bu düşman ordusu sana meydan okuyor. Resulünü yalanlıyor. Allah'ım, bana kitap indirdin. Sana ortak koşan düşmanlarınla harp etmeyi emrettin. Allah'ım, sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım, bu gelen orduyu mücahitlerinin eliyle mağlup ve perişan eyle. Düşman, müminlerin karşısına gelip savaş düzenine geçti. Bu sırada yaşanan bir hadise ise insanlık tarihi boyunca tazeliğini koruyacak güzelliktedir. Hakim bin Hizam'ın da aralarında olduğu, sıcaktan iyice bunalmış birkaç kişi müminlerin yaptığı havuza geldiler. Düşman askerleri su içmek istiyorlar. Birkaç sahabi havuzun yanına koştular. Ne arıyorsunuz burada? Su içeceğiz. İçemezsiniz. Şu sudan önce kanımıza susamış insanlar hangi yüzle bizden su ister? Ağzımız kurudu. Bırakın bir yudum içelim. Hayır. Derhal geri gidin. Hadiseden Efendimiz haberdar oldular. Haberdar olunca da bir rahmet gibi yetiştiler. Bırakın içsinler buyurdular. Nihayet son an. İki ordu karşı karşıya. Bir tarafta sevgili peygamberimizin emrinde İslam'ın şan ve şerefinden sorumlu seçilmiş ve asil insanlardan, hakiki ve tam teslim müminlerden kurulu iman ordusu. Sayıları az, mızrakları az, kılıçları az, zırhları az, develeri az, atları az, erzakları az ama fedakarlık, cesaret ve inançta zengin insanlar. Diğer tarafta İslam düşmanlığının bir araya getirdiği ırk, şan, şeref ve kabileleriyle övünen, sayı, zırh, kılıç, at, deve üstünlükleriyle kibirlenen ve fakat aslında başlarının bile kim olduğu tam belli olmayan, gözlerini intikam hırsı bürümüş küfür ordusu. Küfür ordusu, iman ordusundan kat kat fazla. Küfür ordusu kılıçlarını çekti. Müminler de derhal kılıçlarını kınlarından sıyırdılar. La ilahe illallah! La ilahe illallah! La ilahe illallah! Devrin savaş adetine göre önce iki ordudan yiğitler ortaya çıkar, çarpışır, bunlardan ölenler ölür, yaralılar geri saflara alınır ve sonra iki ordu muharebeye başlardı. Bir kafir kendi saflarından İslam cephesine bağırıyor. Hey Müslümanlar! İşler meydanı! Hadi yiğitlerinizi çıkarın! Meydan okuyan Utbe bin Rebiya'ydı.
Kardeşi Şeybe bin Rebia ve oğlu Velid bin Utbe de onunla birlikte yalın kılıç ortaya atıldılar. Haydi Müslümanlar, erdileriz. Yüreğine güvenen, bileğine güvenen üç yiğit yok mu işinizde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırhını giymiş olarak Kamer suresinin 45. ayetini okuya okuya çadırdan dışarı çıkıyorlar. Yakında o cemaat bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar. Bu ayet-i kerime Mekke'de nazil olduğu zaman onu işiten Hazreti Ömer radıyallahu anh kendi kendine şöyle düşünmüştü. Allah Allah! Acaba kim bir cemaati bozguna uğratacak da onlar da arkalarına bile bakamadan kaçacaklar? Büyük sahabi Efendimiz'i ayeti okuyarak çıkarken görünce birden Mekke'yi hatırladılar ve ayetin maksadını anladılar. Yakında bozguna uğrayacak cemaat Kureyş müşrikleridir. İslam saflarından bir genç öne çıktı. Bir kartal yiğit. İsmi Ebu Huzeyfe. Utbe'nin öz be öz oğlu. Şeybe'nin yeğeni, Velid'in kardeşi. Ebu Huzeyfe radıyallahu an bütün heybet ve ihtişamı ile karşıdaki üç kafirin üstüne yürüyor. Her mümin bir yiğittir ey Allah düşmanları. Ama biz yüreğimize, bileğimize değil, Allah'a güveniriz. Hadi hamle edin. Ama Allah'ın Resulü müsaade etmediler. Sen dur ya Ebu Huzeyfe. Bunun üzerine Ensardan Muaz bin Amr, Muavvez bin Amr ve Abdullah bin Revaha isminde üç delikanlı ortaya çıktılar. Düşmana karşı sanki üç dağ yürüyor. Gözü pek, dimdik ve azimli. Kimsiniz? Soyunuz, sopunuz ne? Ensardanız, Medineliyiz. Olmaz, siz bizim asalette dengimiz değilsiniz. Biz tüccar ve soyluyuz. Nasıl çiftçilerle dövüşmek bizim için şerefsizlik olur. Ticaretle uğraşan Mekkeliler, ziraat yapan Medinelileri küçük görüyor. Bu sebeple bu üç kafir onlarla çarpışmayı aşağılık bir davranış kabul ediyorlar. Efendimiz'e seslendiler. Karşımıza Abdülmuttalip oğullarından dengimiz olanları çıkar. Biz Medinelilerle dövüşmeyiz. Amcazadelerimizi karşımızda görelim. Bakalım Müslüman olalı kavgayı unutmuşlar mı? Sevgili peygamberimiz yeniden emir buyurdular. Kalk ya Ali. Kalk ya Hamza. Kalk ya Ubeyde. Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Ubeyde miğferlerini başlarına giyerek kılıçlarını kapıp meydana fırladılar ve kararlı adımlarla dövüşecek er isteyen üç kafire doğru yürümeye başladılar. Üç bahadır belli bir mesafeye gelince durdular. Kendinden emin ve mağrur adamlar karşıdan sesleniyorlar. Siz kimsiniz? Mücahitlerin başında miğfer olduğu için tanıyamamışlardı. Bu sebeple konuşturarak kim olduklarını anlamak istiyorlar. Kahramanlar gürül gürül erkek sesleriyle cevap verdiler. Ali bin Ebi Talip. Hamza bin Abdülmuttalip. Ubeyde bin Haris. Karşı taraf memnun. Şimdi tamam. Siz de bizim gibi şereflisiniz. Sizinle dövüşürüz. Hayır, dövüşmeyelim. Ne yapalım ya? Kardeş olalım. Siz bizimle eğleniyor musunuz? Hayır. Sizi İslam'a davet ediyoruz. Gelin, Allah'ın bir, Muhammed Aleyhisselam'ın onun Resulü olduğunu kabul edin, şu elimizdeki kılıçları atıp kucaklaşalım. Siz asisiniz. Hayır, şerefli insanlar olduğumuzu az evvel siz itiraf ettiniz. Zaten şerefli olduğumuzu kabul etmeseydiniz, bizimle dövüşmeyecektiniz. İşte o şerefli insanlar sizi şerefli ve hak bir dine çağırıyor. Korkunun ecele faydası yoktur. Korktuğunuz için yalvarıyorsunuz değil mi? Kureyş Bedri Müslümanlara mezar yapacak. Lat ve Uzza'ya ihanetin cezasını ödeyeceksiniz. Ey kafirler! Ey Allah ve peygamber düşmanları!
Bir Müslüman Allah'tan gayrı kimseden korkmaz. İnşallah Bedir size mezar olacaktır. Şüphesiz ki Allah bizimledir. Çünkü peygamber bizimle. Lat, Menat, Uzza da sizinle mi? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! ...58 yaşındaki Hazreti Hamza... ...18'lik bir genç gibi... ...yalın kılıç öne atılırken haykırdı. İşte geldim ya Usbe! Gel! Günlerdir şu anın hasretiyle yanıyordum. Kahramanlığımı ispatlayacağım an bu an. Yazık oldu sana ya Hamza. Hamza'ya niye yazık olsun Bremen Hamza ölürse şehit... ...kalırsa gazi olur. Ya sen ne olacaksın... ...ey cehennem odunu... Aynı şekilde harp meydanlarının bileği bükülmez üstün kahramanı genç Hazreti Ali, yaşıtı Velid'in, 80'lik koca arslan Hazreti Ubeyde şeybenin üstüne atıldılar. Kılıçlar havada beyaz kavisler çizip keskin ıslıklarla kıvılcımlar fışkırtarak birbirlerine yükleniyordu. İki tarafın cengaverleri de yaman dövüşüyorlardı. İki cephede de askerler çarpışmayı çıt çıkarmadan pür dikkat takip ediyorlar. Her an bir baş uçtu uçacak. O kadar ustalıkla kılıç kullanılıyor ki şaşmamak mümkün değil. Heyecan zirvede. Sevgili peygamberimiz ise aynı duayı tekrarlıyorlar. Allah'ım bana olan vaadini yerine getir. Allah'ım şu bir avuç mümin de helak olursa artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. İşte duanın hemen peşinden iki kelle arka arkaya uçtu. Hazreti Hamza, rakibi Utbe'yi, Hazreti Ali rakibi Velid'i kısa zamanda cehenneme yolladılar. İslam saflarında şükür haykırışı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ancak Ubeyde bin Haris radıyallahu anh, rakibi Şeybe'yi yaraladıysa da kendisi de ayak bileğinden derin bir kılıç darbesi aldı. Kırılan bacağından kemik dışarı fırlamış, kanla beraber ilik de akıyor. Ancak mübarek sahabi o halde bile canını dişine takmış, var gücüyle kılıç sallıyor. Rakiplerini halleden Hazreti Hamza ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm, Hazreti Ubeyde'nin vaziyetini görür görmez derhal yardımına koştular ve öldürücü hamleyi yapmak üzere olan Şeybe'nin de habis başını habis vücudundan ayırdılar. Hazreti Ubeyde'yi Efendimizin huzuruna getirdiler. Aziz sahabi arzusunu dile getiriyor. Ya Resulallah, bu sebeple ölürsem şehit olur muyum? Evet sen şehitsin ya Ubeyde, şehitlerin evveli. Bir anda üç savaşçısını kaybeden mağrur Kureyş ordusu niye uğradığını anlayamadı. Şaşkınlık içindeler, umutlular başladı. Ebu Cehil yetişti. Gözünüz korkmasın. Evet bir anda üç kişi kaybettik ama onlar maalesef çok acele ettiler. Eğer tedbirli ve temkinli davransalardı bu olmayacaktı. Ey Kureyş! Burası harp meydanıdır. Elbette bizden de ölen olur. Fakat şuna kat'i şekilde inanın ki biz Müslümanları yenecek, üstelik öldürmeye bile tenezzül etmeyerek ellerini iplerle arkalarından bağlayarak süre süre Mekke'ye götüreceğiz. Ben şimdi onların o perişan halini ve yalvararak ağlayışlarını görür gibiyim. Hadi şimdi toparlanın. Oyun oynamaya gelmedik. Siz şerefli Kureyş yiğitlerisiniz. Çoğunluğu çiftçi ve bir kısmı köle olan şu insanlardan mı korkmaya başladınız yoksa? Hı? Bir isim meydana fırladı ve bir taraftan İslam cephesine doğru yürürken bir taraftan Ebu Cehil'e cevap verdi. Hayır, asla korkmuyoruz. İşte ben, arkadaşlarımın intikamını almaya gidiyorum. Müminler yaklaşınca bu gelenin Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman olduğunu anladılar. Abdurrahman meydan okudu. İşte er meydanı, kendine güvenen çıksın. Mümin saflarını yaran bir kahraman öne atıldı. Ben geliyorum.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tı. Gözünü kırpmadan oğluna karşı yalın kılıç yürüyor. Ancak Allah'ın Resulü onu durdurdular. Ya Ebu Bekir, sen benim gören gözüm, işiten kulağım gibisin. Bunu bilmiş olman lazım. Nereye gidiyorsun? Mücahitlerde çarpışma arzusu son haddinde. Sevgili peygamberimizin dudaklarında aynı dua. Efendimiz yere eğilerek bir avuç kum aldılar ve düşmana doğru savururken buyurdular ki, yüzleri kara olsun. Allah'ım, kalplerine korku, dizlerine titreme ver. Ve sonra müminlere dönerek, hücum, ileri komutunu verdiler. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.